Merhaba, hoş geldiniz. Kaçınılmaz olarak bir seriye başlıyorum. Bunu 1-2 hafta planladım ve hem sıkıcı olmadan hem de işin içine teknik detay ve bilgileri de girerek nasıl bir dizi halinde sunabilirim diye düşündüm. Sırasıyla bir YouTube içeriği hazırlarken hangi detaylara dikkat ederek işe girişmeliyiz? Anlatmak istediğimiz şeylerimiz yoksa da bu iş zorla mı olacaksa gerçekten girişmeli miyiz? Işığından, mikrofonuna, kamerasından, video düzenlemesine kadar hangisi içeriğimize ne kadar zenginlik katar, bu işi para kazanmak için mi, geriye gerçekten anlamlı bilgiler kalsın diyerek bilgimizi, tecrübemizi paylaşmak için mi yapacağımızla ilgili bir içerik olacak bu seri. Yani Nusret'e gittik, hesap ödemeden kaçtık. Komşuyu işlettik, karakolluk olduk. Sevgilime evlendim şakası yaptım, ağzıma s**tı. Babama öyle kızdırdım ki hayatımın dayağını yedim. Videolarının dışında ne yapılabilir? Ne yapabiliriz? Bunlara göz atacağız. Hoş geldiniz. Herkesin anlatmak istediği bir şeyler, kendi tarzı ve diliyle aktarmak istediği bilgiler var. Ve bunun en doğru paylaşım alanı en azından şimdilik YouTube. YouTube videosu çekmek günümüzde popüler bir konu ve maalesef bu konudaki özensizlik tüm bilgi almak isteyen izleyicilerin de kanayan yarası ve açıkçası gün geçtikçe daha da kötüye doğru gitmekte. Daha az göz kanatan, daha az kulak delen videolar izletmek istiyorsak bazı adımlara, düzen ve kurallara uymamız gerekiyor. Bu hem bizim daha sağlıklı bir izleme almamızı sağlar, hem de işimize, izleyenlere olan saygımızı gösterir. Günümüzde akıllı telefonların kameraları tahminlerimizin çok üstünde geliştiği için ortalama bir telefonla bile gerçekten eli yüzü düzgün bir video çekmek mümkün. Bu aslında iyi bir şey gibi dursa da bu kadar çok videonun ortalıkta dolaşmasının temel sebebi de bu maalesef. Bir şey ne kadar pratikse o işe özenmemiz o kadar da az olduğundan sanırım. Gelin birlikte hangi adımlara dikkat edersek iyi bir içerik hazırlayabileceğimize göz atalım. İlk adım kamerayı sabitlemek. Dış çekim yapmadıkça gerçi o zaman da bir gimbal tarzı bir cihaz kullanmak en doğru olacaktır. Tavuk kafası gibi hiçbir zaman videonuz sarsılmayacaktır. Görüntünüzü kamera sabit olacak şekilde çekmeye çalışın ve cep telefonunuzda bile çekim yapıyorsanız izleme alanınızı bozacağı için dik video çekmeyin. Ne olur çekmeyin dik video. Evet. Arka plana dikkat. Çekiminizi yaparken kadraja neler girdiğine dikkat edin. Dikkat dağıtıcı, çok hareketli, oynar zıplar ögelerin olması izleyicinin sizden tam konunun merkezinde olan anlatıcıdan uzaklaşmasını sağlar. Bunlara dikkat. Dağınık yataklara, kurutmalık tele asılmış çamaşırlara, bir anda kapıyı açıp içeri dalan annelere. Ne bak ya? Yaptığı hareketlere bak, Allah aşkına yaptığı hareketlere. Bir şey oldu mu? Yok. Ne diyorsun, söyle. Basma basma. Basma, al, kırdın kırdın. Küçük kardeşlere dikkat edelim. Shifting sands in the region, do you think relations with the north may change? I would be surprised if they do. Pardon me. Eğlenceli sonuçlar çıktı da doğrudur ama istediğiniz eğer bu değilse hem çekim öncesi oda düzenine hem de çekim sonrası montaj adımlarına dikkat edin. Mikrofonun önemi. İletişimde beden dilinden sonra en önemli öge olan ses tonunu izleyicilerinize iletilmesini sağlayacak olan mikrofonlar nedense önemsenmiyor. İletişimde beden dili %60, ses tonu %30, kelimeler %10 iken sesinizin şöyle gelmesi varken neden şu anda beni duyduğunuz gibi gelsin ses? Bu olmasa güzel tabii. Seyirci sizi izlerken sizi duysun. Size dikkat kesilsin. 13 mikrofon testi videosundaki gibi 1001 çeşit duyum elde edebilirsiniz ama burada önemli olan sesinizi arada hiçbir engel olmadan konuyla birlikte net, berrak, pürüzsüz bir biçimde karşıya iletmek. Işık konusu. Kameranızın konumlandırmasını iyi ayarlarsanız gündüz vakti ekstra aydınlatmaya gerek olmadan da çekim yapabilirsiniz. Ama ya akşam 7'den sonra eve geliyorsanız ve aydınlık bir ortama ihtiyacınız varsa masanın bir kenarına tutturulmuş sizi bembeyaz gösterecek bir lamba çok da iç açıcı olmayacaktır. İşinizi bir çift softbox'la en profesyonel bir şekilde çözebilirsiniz. Ya da bunun gibi mini bir ışık kaynağı ile, tabi bu ayarlanabiliyor, çekiminizde makinenizin yakalaması gereken doğru ışığı yakalayabilirsiniz. Seyircileriniz iyi görünen bir sizi hak ediyor. Dizi çıkmış pijamaları, boynu bir yerlere kaymış tişörtleri isterseniz uyurken, temizlik yaparken giyin ama bunları kamera karşısında ama ben doğallığı seviyorum diyerek giymeyin. Gerçek doğallık salaşlık değil. Bunu lütfen unutmayın.
Ayrıca saç sakal konusu da mühim. Video çekip izleyicilere yayın yapmak, bir üniversite amfisinde sunum yapmak gibi bazen. Bazen de ortak arkadaşlarınızla, ailenizle buluşmak gibi. Size nasıl hissettirirse hissettirsin, şık gözükmek önemli. Bir de gülümseyin. Kimse sizin asık, gudubet, neden izliyorsun, izlemeyin abi o zaman tavrında bakan suratınızı çekmesin. İzleyicileriniz misafirleriniz. Misafirlere nazik davranalım, yorumlarda da, video üzerinde hitaplarda da. Misafirler bugün varlar, yarın yoklar. Kameranın tam ortasına, sizi izleyene, sizden kaç kilometre uzaklıkta olduğunu bilmediğiniz izleyicilere içinizdeki bölüm heyecanını, enerjinizi hissettirin. Mırıltıya son verin. Lütfen videoda anlaşılır bir dille kelimeleri, vurguları doğru telaffuz ederek konuşun. Alışveriş listesi okur gibi önünüzdeki metni ya da aklınızdaki söyleyeceklerinizi okumamaya çalışın. Merhaba arkadaşlar, şimdi ben bu videomda size çok önemli konular anlatacağım. Böyle olmasın misal. Vurgulama, tonlama, heyecan belirtisi, inişler, çıkışlar, nefes kontrolü ve sözcükleri dikkatli seçip konuşmak, bunlar hep önemli noktalar. Diksiyon zaten başlı başına bir önemlilik arz ediyor. Onu da es geçmeyelim. Emin olmadığınız kelimelerin doğrularını kontrol edin. Gardolap, herkes, sürpriz, İstanbul, gazete demeyin. Bunların doğrularını söyleyin. Dilinize öyle yerleşmiştir belki ama öyle kalmasına müsaade etmeyin. Videonuzda sık sık tekrarladığınız şeylerse her takıldığınızda durmayın. Çekime devam edin. Hem bölünmeden işinize devam etmiş olursunuz hem de hızlıca montaja geçer. Arada sıkıntılı yerlere daha çabuk müdahale eder ve uzun uzun da isterseniz montajınızı yapacak zamanınız olur. Yine sizin bileceğiniz bir şey tabii ki ama sıklıkla bu sesleri duymak izleyicinin bir zaman sonra sıkılmasını ve sizi izlemekten vazgeçmesine sebep olur. Ayrıca aklınıza gelen bir konuda video çekmeye hemen başlamak yerine önce konuşma metninizi bir prova edebilir, nerede heyecanlanabilirim, nerede yavaş ve ciddi konuşmalıyım, nerede şakalar yaparım, nerede gözlerimi açıp mimik yaparım diye ayna karşısında okursanız çok daha başarılı sonuçlar alabilirsiniz. Anlatmak istediğini hemen anlatabilmek, dolandırmamak, sadede gelmek, videoyu sakız gibi uzatmamak, izleyenleri bayıltmamak sizin hatırlanır, beğenilir, akılda kalıcı özelliğiniz olsun. Unutmayın, burası sizin bir nevi televizyon kanalınız. Burada yayıncı da yapımcı da sizsiniz, öyle düşünün. İzleyiciler sizi izlemeye geliyor. En kısa sürede en çok bilgiyi ve sunduğunuz her ne var ise onu almaya geliyor. Videoya giriş. Hem de nasıl önemli. Özellikle video başlarında ağızların yayıla yayıla uzun uzun kanalıma hoş geldiniz, abone olmayı unutmayın. Bundan önceki videolarımda şunu ve bunu yapmıştım. Sonra bu da oldu, öbürü de oldu. Sonra bu da olunca bu videoyu çekmeye karar verdim. Şeklindeki intro kısmının uzadıkça uzadığı videolar çok fena. Sonra diyorsunuz o video niye 20 dakika oldu? Intro dediğiniz şey en fazla 5-10 saniye olmalı. Hatta bir zamandan sonra belki sadece outro, yani çıkış olarak kalmalı. Benim aklımdaki süreçler şöyle. Edici bir özet söz konusuysa 15 dakika civarı uygun ki kanal kanal şarkı çalıp kayıt yapmayı anlattığım videom bile 18 dakika sürmüştü. Bir konu kalma fikrim varsa ya da soru cevap videosu olacaksa 30 dakikadan az olacak şekilde düşünüyorum. Genelde bu şekilde hazırlamaya çalışıyorum. Fazlası izleyicinin izleme motivasyonunu düşürüyor ve genellikle video izleme ortalamaları da 3,5 dakika olduğunu düşünürseniz seyirciyi hızlıca yakaladınız. Sonra zaten başka videolara zıplayıp gidiyorlar. Çalışmanızın uzunluğuna göre aradaki tüm gereksiz detayları atarak bir nevi vitamin hapı gibi izleyicinin tek seferde alacağı içerikler sunun. Baktığınız uzun oluyor gibi dilerseniz bölümler halinde belli bir konsept içinde yayınlayabilirsiniz ki mesela bu çok uzun bir seri olacağı için ben bunu bölüm bölüm hazırlamayı düşünüyorum açıkçası. Doğru içeriği bulma ve sunma. Şimdi en önemli noktaya geldik. Bir televizyon kanalı açtınız diyelim. Tarihçi olduğunu söyleyen birisi var ama kulaktan dolma bilgilerle bir şeyler anlatıyor. Yarısı yalan yanlış, yarım yamalak. İzlemek ister misiniz? Bilgilerine güvenir misiniz? Bunu bir düşünün öncelikle. Yapmak istediğiniz eğer slime, kışkırtma ve benzeri az önce saydığım videolar gibi ise şu zamanların en çok izlenen şaka videoları gibi mesela. Bunlar gelip geçici içerikler değilse ve geride gerçekten bilgi namına bir şeyler bırakmak istiyorsanız uzmanı olduğunuzu düşündüğünüz konularda konuşmanız çok güzel olacaktır. İlla bir uzmanlığınız olmasını gerektirmeyen kişisel deneyimler, hayat tecrübeleri, insan ilişkileri üzerine tespitler ya da başınıza gelen bazı zorlukları nasıl aştığınız gibi konularda gayet sizin içinizden çıkan orijinal anlatımlar olacaktır. Zaten yapılmış olanın 50. kopyası olan işleri yaparak
zaman kaybetmemenizi öneririm. Bir işte kendine özgü olmak, geride anlamlı bir şeyler bırakmak mühim ve bu sizin elinizde. Amacınız milyon seyircilik bir kanal olup ben hayatımı YouTube'dan geçindiririm şeklinde bir fikriniz varsa zaten önünüzde sabah uyandığınızda yıkadığınız yüze, fırçaladığınız dişinize kadar çekilecek yüzlerce video serisi var demektir. Kalitenin düştüğü, nelerin tam yükseldiği bilinmeyen içeriklerden bahsediyorum. Geldik montaja. Seyirciye ulaşmadan önceki son adım. Çektiğiniz videoyu lütfen izleyin. Kesinlikle izleyin. Stop'a basar basmaz hemen YouTube'a yüklemeyin lütfen. Hiç makaslamadan, kesip biçmeden koymak son derece kolay ve işimize gelen bir yöntem olsa da işinizi yönetmek ve kurgulamak izleyicinize olan saygınızı gösterir. Buna önem verin lütfen. Artık nasıl kullanıldıklarını YouTube'dan detaylıca öğrenebileceğiniz Adobe Premiere, Final Cut, iMovie, DaVinci Resolve gibi onlarca program var. Bunlara video düzenlemenin A'sından Z'sine içine girmekte fayda var. Şimdi olmasa bu serüvene devam ederseniz yarın bir gün elbet karşınıza çıkacak. Ne kadar erken başlarsanız o kadar size faydalı. Bir video içerisinde grafik ve yazı kullanmak, giriş çıkış jenerikleri hazırlamak çok profesyonel bir çıktı almayacaksanız düşündüğünüz kadar zor değil. Videoya başlık koymak ve kapak görseli hazırlamak. Bu ikisi de videonuza önem gösterilmesi açısından çok önemli. Ancak clickbait dediğimiz tık tuzağı tekniklerinin de en çok kullanıldığı kısım burası. Buna hassasiyet göstermek, ne anlatıyorsak, neyi vaat ediyorsak onu sunmak en etik olanı. Ben en azından kendi adıma buna gayret gösteriyorum. Şimdi kendi kanalım adına konuşarak bir iki başlık türetecek olursam bu şekilde. Öyle bir mikrofon satın aldım ki sesimi kimse tanıyamadı. Video montajda 10 saniyede export rekoru kırdım. Bakın o ünlü oyuncu ile neler montajladık. Bu tarz başlıklar günümüzde onlarca gazetenin yaptığı gibi belki merak uyandırır ama bilgi dolu bir içeriği siz en doğru bilgileri veriyor olsanız da giriş olasılığını aynı oranda azaltır. Video düzenine dikkat. Özellikle haftalık ya da belli periyotlarda içerik hazırlıyorsanız, devamlı getirmeye niyetliyseniz burayı bir televizyon kanalı gibi düşünün. Seyirci geliyor, sizin bir önceki videoda ya da kanal fotoğrafında bahsettiğiniz gün içeriklerinizi kontrol ediyor. Yani bir nevi yeni bölümde ne var, neler çıkmış diyerek kanalınızı ziyaret ediyorlar. Video yayınlamalarınızı düzenli hale sokarsanız aynı gün aynı saatte ekranı başında tıpkı bir televizyonda olduğu gibi sizi izlemeyi bekleyen sabit izleyicileriniz olacaktır. Artık videonuz yayınlanmaya hazır durumda arkanıza yaslanıp seyircilerinizle yeni bir içerik daha paylaşmanın keyfini çıkarabilirsiniz. Bu yeni seride ilk bölümün sonuna geldik. YouTube için profesyonel bir video hazırlarken adım adım nasıl ilerlemeliyiz? Hepsini bu serinin içerisinde düzenli olarak size sunmaya çalışacağım. Aklınıza takılanları, belirtmek istediğiniz detayları, bu seriden beklentilerinizi, beğeni ve eleştirilerinizi yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Eş dost, okuldan arkadaş, alt komşu, köşe bakkal derken herkes video çekmeye başladığında atlamaması gereken detaylardan haberdar olsun da birbirimizi profesyonelce çekelim diyorsanız da onları da davet edin ve topluca bildirimleri açalım. Aynı zamanda bu konuda notlar almanız için de videonun altında tüm anlattıklarımı blog yazısı halinde de paylaştım. Bloguma abone olup videosunu çekmediğim ama yazısını yazdığım içeriklere de ulaşabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Lütfen dik video çekmeyin ve esen kalın.